Arkadaşlar New York'tan hepinize selamlar. Geri döndüm ve bugün aşı olmaya gidiyorum. Dün gelmiştim. Dün akşam saatlerinde geldim Brezilya'dan. Beni takip edenler bilir. Uzun bir süre Brezilya'da kaldım. Ve şimdi New York'a geri döndüm. Bazı yapmam gereken işler var ve bunların başında aşı olmak geliyor. Şimdi bugün aşı olacağım. İlk dozu. Çok heyecanlıyım. Şöyle heyecanlıyım. 2 ay sonra bir Türkiye planım var. Ve bu Türkiye planı öncesinde aşı yaptırmak istiyorum. 2 dozunu bitirmek istiyorum. Ve bugün ilk doza gideceğim. Amerika'nın bildiğiniz gibi %60'ına yakını aşılandı. 1 Temmuz'dan itibaren New York tamamen açık olacak. Bu da insanların %80-90'ının aşılanacağını gösteriyor. Ben öyle düşünüyorum. Aşı tarihi almakta hiç zorlanmadım. Ben aşıyı arkadaşlar 2 gün önce aldım, yola çıkmadan önce. Cuma gününe aşı alayım dedim. Çat diye aldım. Çünkü birçok seçenek vardı ve şeydi, bomboştu yani. İsteyen herkes aşı olabiliyor şu an burada. Öyle bir güzellik var. Ben BioNTech aşısı olacağım. Pfizer. Size tecrübelerimi aktarmak istiyorum aşı sonrasında. Arkadaşlar bugün 30 Nisan 2021. Aşı olduktan sonra herhangi bir sıkıntı olursa zaten sizlerle paylaşacağım. Şu an ben birinci dozu olmaya gidiyorum. İkinci dozu 3 hafta sonra veriyorlar zaten. Bu videoyu ikinci dozu olduktan sonra paylaşırım sizlerle. Ve böylelikle o süreçte kolumla herhangi bir sıkıntı oldu mu ya da vücudumla herhangi bir sıkıntı oldu mu bunları sizlerle paylaşabilirim. Çevremde aşı olan arkadaşlarım var. Herhangi bir sıkıntı yaşamadılar. Umarım bende de bir sıkıntı olmaz. Sağlıklı bir şekilde. Umarım tüm Türkiye'ye de yakında aşı gelir ve her yaş grubu aşı olmaya başlayabilir. Şu an Amerika'da 16 yaş ve üstü herkes aşı olabiliyor. 16 yaşın üstündeyseniz, New York'ta yaşıyorsanız, öğrenciyseniz ya da çalışıyorsanız fark etmiyor. New York'ta yaşamanız yeterli. Aşı olabiliyorsunuz. Arkadaşlar New York'un sitesine girdiğiniz zaman, randevu aldığınız zaman şöyle bir mail geliyor size. Bu maili göstereceğim ben. Burada saat 10.30'da bugün randevum olduğu gösteriyor. Ve oraya gittikten sonra da ikinci randevuyu verecekler bana. Otomatik olarak. 3 hafta sonraya. Şu an olduğum yerden 13 dakika gösteriyor. Arkadaşlar daha yakında da vardı. Ama ben direkt çıkanı aldım. Yani CVS'lerde falan da vardı da. Ben Brezilya'daydım. Orada CVS'in sitesine giremiyordum. O yüzden girebildiğim siteye direkt aldım. O şekilde. Uzak değil. Zaten altımda arabam var. 13 dakikalık bir mesafe yani. Sıkıntı yok. Rahatsız olmuşsun. Kaçarsın doğrusun. Kendinden bile korkarsın. İçimdeki seni ziyan olur kalbimden. Arkadaşlar bayağıdır park arıyordum. Ya bu New York'ta var ya en büyük problem park problemi. Her yer dolu ya. Bu kadar araba mı olur arkadaş? Umarım geç kalmam. Çünkü geç kalınca iptal ediyorlar randevuyu. Bir tane park buldum. Arabayı park ettim. Şimdi şu büyük hastaneye giriyorum. Arkadaşlar şöyle bir kağıdı doldurmamı istediler. Şu an bekliyorum. Kurbanlık koyun gibi. Birazdan aşı olacak. Aşı yapacaklar bana. Birisi de bunu çekecek. Sizin için çekmelerini istedim. Alright, you're getting ready to get your vaccine. Yeah, I'm ready. Are you excited? Yeah. Okay, so this is Pfizer, your first dose. Mm-hmm. Uh-huh. See? Pfizer, dose yes. one. Mm-hmm. Let me see. Show the camera. Pfizer, dose mm-hmm. one. Yeah, thank you. When you come again, it's going to be dose two, so you're going to keep your arm relaxed for me, okay? Uh-huh. Still relax. You got it? Oh, you want me to just do everything, huh? Wait, your stuff is not working. Oh, wait. Don't worry, Chelsea. He's gonna give you some of that YouTube money. I'm gonna be like, I'm gonna comment and be like, I'm the camera girl. All right, ready? Yes. Just stay relaxed. Okay. All right. That's it? That's it. That's easy. Thank you. It's okay. I got it. Yeah. Yeah. Okay. Thanks so much. All right.
Arkadaşlar aşı olduktan sonra 15 dakika boyunca benim orada beklememi istediler diğer hastalar gibi. Çünkü herhangi bir enfeksiyona karşı, herhangi bir yan etkiye karşı müdahale edebilmek için. Ben bir 15 dakika bekledikten sonra ayrıldım oradan. Şöyle bir aşı kartı verdiler. Ben bunun ikinci doz için gerekiyor. Bununla birlikte tekrar gitmem gerekecek. Onun dışında şöyle bir set verdiler. Bu setin içinde hand sanitizer, face maskesi, eldiven, ıslak mendil gibi şeyler var. Yan etkilerini gösteren bir kağıt verdi. Burada işte baş ağrısıdır, kolda ağrıdır, ondan sonra ateştir, ne bileyim kızarmadır. Bu gibi şeyler var. Bunlar için ne gibi müdahalelerde bulunacağımız yazıyor. Bunlardan sonra işte zaten oradan ayrıldım. Şu ana kadar 1 saatlik bir zaman dilimi geçti ve hiçbir sıkıntı yaşamadım. Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün 21 Mayıs Cuma günü. Aşının ikinci dozunu olmak için gidiyorum hastaneye. Saat 13'e geçe randevum vardı. Şu an saat 10'a geldi. Zaten hastanenin önündeyim. Şimdi aşı olmak için bir üst kata çıkacağım. Ben genelde aşının ikinci dozunun daha çok etkilediğini duydum. Aşının ikinci dozunu olanlar genelde öyle bir deneyim yaşadılar. Genelde zaten akşama doğru aşı etkisini gösteriyor. İlk aşı olduğum gün. Onun detaylarında size hiçbir şey hissetmediğimi söylemiştim ama akşamına doğru kolumda bir ağrı hissettim. Şimdi bakalım neler olacak. Baş ağrısı şikayeti olanlar çok oluyormuş. Daha büyük bir şikayet olanı duymadım açıkçası. Bakalım bizi neler bekliyor. Şimdi içeri doğru çıkıyorum. Adam benim aşı kartımı aldı. Şimdi onu inceleyecek. Bana şöyle bir belge verdi. Bunu doldurmam gerekiyor. Daha sonra içeriye geçeceğim. Aşı olmak için. Arkadaşlar burada bekliyorum. Sırayla alıyorlar içeriye. Önce soruyorlar işte bu doldurduğumuz belgeyi inceliyorlar. Onunla alakalı sorular soruyorlar. Daha sonra beklemeye geçiyorsunuz. Şimdi oturdum. Hemşireyi bekliyorum. Birazdan gelecek. İkinci dönem olacağız. Burada da oldu. How many people get vaccinated here a day? Oh, average. About 700 to 1,000. Some days you're slow, like maybe 500, but not. Yes. And I heard the second dose affects more. Is that right? It depends. It's totally individualized. It just depends on. Sit up for me a little bit. There you go, right there. Somebody has it. That's it? Yeah. Oh, I don't feel it. No, they want you to feel it. Thank you. No, I gotta wait 15 minutes. Huh? I gotta wait 15 minutes. 15 minutes. Okay, that's it? That's it. Thank you so much. You got your card, right? Yes. Okay, yes. Okay. Get you some snacks and... I gotta take with me if I go somewhere, right? The location. Yeah, you can take a picture of it on your phone, back in front. And there's another place in 10 days. This one will be on there, the second one. Uh-huh. And you can go, let me show you. It's called NY, New York State Wallet. And okay. It'll be in there. Okay. See, NYS wallet, you gotta download the app and it'll come up like that. And see, it says my name, date of birth, and everything like that. And it'll be enough. In there. It's in a data bank in the state of After New York. After 10 days? 10 days. Yeah, you have to wait 10 days. You'll see the same thing that I have, but in 10 days. So I don't have to carry this after that? Not after that. Okay. You can just, because you'll have that app on your phone, you just hit that and it'll come up. Perfect. You see Thank what I'm so saying? Much. Yeah, no problem. What's your name? PJ. PJ? Mm-hmm.
Yeah. Sezgin. You're very welcome. Nice to meet you. Nice to meet you too. Yeah. Take care. Thank you. My Bye. Turkish friend. Yeah, thank you. Yes. Take care of yourself. Bye. Arkadaşlar böylelikle ikinci doz aşımı da tamamladım. 15 dakika bekledim. Herhangi bir yan etkisini görmedim. Amerika'nın %70'inden fazlası artık aşılandı. Ve yani hayat yakında normale dönecek. Umarım Türkiye'de de böyle olur. Çünkü herkes aşılandığı zaman sonuçta bu virüsün yayılma oranı bence düşecektir. Ve umarım yakın zamanda tamamen bitecektir. Yani öyle umuyorum. Tabii herkes farklı şeyler söylüyor. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım güzel bir video olmuştur. Size burada aşıların nasıl gittiğini, ortamın nasıl olduğunu göstermeye çalıştım. Ve az çok aşılar hakkında da bilgi sahibi olmanızı sağlamaya çalıştım. Çünkü herhangi bir etkisi olup olmadığını kendi gözlemlerimden, kendi deneyimlerimden size aktarmak istedim. Fikir ve önerilerinizi bekliyorum yorumlarda. Videoyu izlediğiniz için tekrar teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Yeni ve daha güzel videolarda yakında görüşeceğiz. İş videoları gelecek. Brezilya'dan yine videolar gelecek. Brezilya videolarını çok sevmediğinizi düşündüm. Ama yine de size aktaracağım güzel deneyimlerim var Brezilya'dan. O videolar da gelecek. İkisini karışım yapmayı düşünüyorum. Arkadaşlar yani çok yoğundum son zamanlarda. Özellikle Brezilya'dan Amerika'ya geldiğimde hep böyle bir koşuşturmanın içerisindeyim. O yüzden çok fazla videolara ağırlık veremedim. Ama takipte kalın. Çok güzel videolar çok yakında gelecek. Yakında zaten Türkiye'ye de gideceğim. Onun hakkında da size bilgiler gelecek. Orada da güzel videolar çekmek istiyorum. Kendinize iyi bakın. Çok yakın zamanda çok güzel videolarla görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Bay bay.